Ulusal Güvenlik Dairesi'nin casusluk programının süresini iki ay daha uzatma girişimi geçen hafta kongrede başarısızlıkla sonuçlandı. Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Partili Mitch McConnell sonucu şaşkınlıkla karşıladı. Şu anda tehditlerin çok olduğu bir dönemdeyiz. Orta Doğu'da neler olup bittiğini, burada ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Bu yasanın süresinin dolmasını istediğimize inanamıyorum. Cumhuriyetçi Partili Senatör Rand Paul programın süresinin uzatılmasını istemiyor. Her Amerikalı şüpheli sayılıyor. Çünkü herkesin kaydı tutuluyor. Korku, itaatkarlık ve boşvermişlik iktidarın güç toplamasına, özgürlüklerin ve mahremiyetimizin zarar görmesine neden oluyor. Bu konuda Kongre'de 10 saat konuşan Senatör Paul, 2013 yılında Ulusal Güvenlik Dairesi eski çalışanı Edward Snowden'ın casusluk programını açığa çıkarması üzerine patlak veren öfkeye de değindi. Başkan Obama'nın hükümetin elinde mahkeme kararı olmadığı durumlar dışında telefon kayıtlarının telekomünikasyon şirketlerinde kalması gerektiği fikrini yansıtan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti. Ancak Senatör Jeff Sessions gibi Cumhuriyetçi partililerin ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürmesi üzerine tasarı Senato'da reddedildi. Hükümetin 11 Eylül 2001'deki gibi binlerce Amerikalının hayatına mal olan saldırıları engelleme yolları araması son derece mantıklı. Demokrat Partili Senatör Patrick Lee'ye göre iç casusluk konusunda görüş ayrılığına düşülmesi kongrenin Amerikan kamuoyundan koptuğunu gösteriyor. Hangi eyalette yaşadığınız umurumda değil. İstediğiniz Amerikalıya telefon kayıtlarının toplanmasını ister misiniz diye sorun. Yanıt elbette hayır olacaktır. Senatörler 1 Haziran'da süresi dolacak olan ulusal güvenlik yasasını çıkarmaya çalışacak. Ancak tasarı Senato'dan geçse bile Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner tasarıyı geçirme sözü vermiyor. Temsilciler Meclisi görevini yaptı. Şimdi sıra Senato'da. Eğer harekete geçerlerse hangi yolda ilerleneceği konusunda bir karar alınır. Ulusal Güvenlik Dairesi NSA, 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrasında çıkarılan ve Amerikan hükümetine terör eylemlerini araştırmak ve engellemek için geniş yetkiler tanıyan yurseverlik yasası kapsamında Amerikan vatandaşlarının telefon görüşmelerini gizlice kaydediyordu. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington